Merhaba Hayatımız Oyun ailesi. Bugün sizlere kanalımızı daha yakından tanıtmak istiyoruz. Hayatımız Oyun, oyun dünyasına dalmış bir grup tutkulu oyuncunun bir araya geldiği bir yerdir. Kanalımızın temel amacı oyun sevgisini ve tutkusunu paylaşmaktır. Biz buradayız çünkü oyunlar bizim yaşamımızın bir parçası. Yeni oyunlar keşfetmek, zorlu görevleri tamamlamak ve unutulmaz anlar yaşamak için buradayız. Hayatımız Oyun'da birçok farklı türde oyun içeriği bulacaksınız. Oyun incelemeleri, eğlenceli Let's Play videoları, oyun rehberleri ve hatta oyun dünyası hakkında sohbetler. Oyun çeşitliliğini seviyoruz ve bu çeşitliliği sizinle paylaşmak istiyoruz. Kanalımızın en değerli parçası sizlersiniz. Sizlerle etkileşimde bulunmak, görüşlerinizi duymak ve oyun deneyimlerinizi paylaşmak için buradayız. Her yorum, her beğeni ve her abone bizim için çok önemli. Eğer siz de oyunları seviyorsanız ve bu tutkuyu bizimle paylaşmak istiyorsanız, lütfen kanalımıza abone olun ve bildirimleri açın. Böylece yeni videolarımızı kaçırmazsınız. Ayrıca, bizi diğer platformlarda da takip etmeyi unutmayın. Orada da sizlerle daha fazla etkileşimde olabiliriz. Sizlerle birlikte büyümek ve oyun dünyasını keşfetmek için buradayız. Destekleriniz ve ilginiz için teşekkür ederiz. Hayatımız Oyun ailesine katılın ve oyunun tadını çıkarın. Herkese merhaba arkadaşlar. Aslında biliyorsunuz %100 bitirdik arkadaşlar. Size şimdi seviye paylaşacağız. Önce bir tanıtayım dedim arkadaşlar. Burada trenimiz var, lojistiğimiz. Buradan çekirdeğe gidiyor arkadaşlar. Böyle bir uzun bir yol yaptık. Çekirdeğe gidiyor. Burada gereksiz çöplerimiz var arkadaşlar. Burada bir panomuz var. Mesela arkadaşlar ne yapalım? Mesela seramik. Altındaki şuna F'ye basılı tutuyorum. Panoya seramik geliyor. Tekrar basılı tutuyorum arkadaşlar. Geri gidiyor. Mesela şurada fener var bak. Fenerin altındaki düğmeye basılı tutuyorum. Basenin ışıkları açılıyor arkadaşlar. O panodaki şeyler, malzemeler burada mesela. Reçine. Kaç varmış? 15. Bunları dolduracaksınız tabi panoya çalışması için arkadaşlar. Burada enerjimiz var. Araştırma panoları, enerjiler var. Güneş panelleri. Burada araştırma var, o şöyle göstereyim. Otomatik byte kasıyor gördüğünüz gibi. Dakika başı 323 kasıyor. Bu nasıl çalışıyor derseniz, burada nitrojen havayı üretiyor arkadaşlar. Hidrojen havayı otomatik bunlara verip byte kasıyoruz arkadaşlar. Burada bir toprak santrali var, otomatik sistemimiz var arkadaşlar. Bu nasıl çalışıyor derseniz, size şöyle göstereyim. Şu araca bir bineyim mesela. Niye bilemiyorum. Şöyle size göstereyim. Şöyle biraz toprak doldurayım. Az bir şey doldurdum hani göstermek için. Bakın tabii şeyi almadım, bir dakika. Bir dakika, toprak biraz doldurayım da. V ile çalıştırıyorsunuz bunu bu arada arkadaşlar. Böyle bunu alayım. Şöyle otomatik şey var, toprağı alıyor arkadaşlar, buraya veriyor. Toprak reçine üretiyor. Reçineler kollar yardımıyla buraya gidiyor arkadaşlar. Kollar da buradan teneke üretip hurduya dönüyor arkadaşlar. Gördüğünüz üzere 49 tane var. Burada da buradan yollayıp istediğimiz malzemeyi yapabiliyoruz arkadaşlar. Aynı şekilde burada da var mesela. Mesela döngü var arkadaşlar, sayaç 4'e kadar sayıyor, 4 defa sayıyor. Dolduğu vakit arkadaşlar bize burada mesela ne, kimya laboratuvarından hidrojen üretiyor arkadaşlar sürekli. Hatta göstereyim. Şunu çıkış etkinleştiriyorsunuz arkadaşlar. Mesela bakın buradan ne üretiyor? Nitrojen üretiyor arkadaşlar buradan. Bekleyelim. Bakın bir sayıda arkadaşlar, gördüğünüz üzere. Dolduruyor. Yani şurayı görüyor arkadaşlar. Buranın boşaldığını görüp tekrar dolduruyor arkadaşlar. İkiyiz mesela sayede. Böyle bekliyoruz arkadaşlar. 4'e kadar olmasını bekliyoruz. Son bir tane kaldı. Bir dakika arkadaş. Gördüğünüz üzere takas programı 4 olunca şey yaptı. Eğer bittiyse mesela istemiyorsanız çıkışı kapatın ki arkadaşlar çalışmasın makine. Bir dakika Gökhan abi. Amonyum getirdi takas programı. O da Hakan arkadaşlar. Hidrojen üretti, aldı. O da buraya depoladı arkadaşlar. Mesela istersek arkadaşlar bunu açıyoruz. Hidrojeni şuradaki kollar yardımıyla şuraya getiriyor arkadaşlar. Burada aynı şekilde hidrojen kapsülleri var. Tabi bu elle oynuyor. Burada 2 tane pistimiz var arkadaşlar. Burada yazıcılarımız var. Burada fırınımız var arkadaşlar. İstediğinizi burada üretebiliyorsunuz. Burada toprak topraktan malzemeler üretebiliyorsunuz. Şurada bal kabağı etkinliği var arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Burada gecikme tekrarlayıcı var. 25 saniye mi artık ne kadar bilmiyoruz arkadaşlar. Otomatik burada bak üretiyor bal kabaklarını. Topluyor. Bal kabağı da buraya yolluyor. Buradan da kabak yakıtı üretiyor arkadaşlar. Kabak yakıtları da buraya oluyor. Mesela etkinlik var. Şöyle göstereyim. Mesela 55'e 5 gün kalmış mesela. Böyle yolluyorsunuz. Yolluyorsunuz da niye düştü bu? Onu anlamadık arkadaşlar. Arada böyle sorun olabiliyor. Şunları alalım. Gelsin de. Arada böyle bir sorun olabiliyor arkadaşlar. Böyle de ödüller geliyor. Mesela ne gelmiş? Orta gaz kapsülü falan bir şey. Yakınlık tekrarlayıcı falan gelmiş arkadaşlar. Böyle arkadaşlar. Şimdi size nasıl indireceğini... Burada da balkabağı sığınağı var bu arada. Arkadaşlar. Şimdi size nasıl indireceğinizi göstereceğim. Şimdi arkadaşlar. Mesela kullanıcılar neredeyse mesela. Hesabınıza giriyorsunuz. Update'a giriyorsunuz. Bunun için gizli öğeleri açmanız gerekiyor. Lokale giriyorsunuz. Astro'ya giriyorsunuz. Sevgames'e giriyorsunuz arkadaşlar. Sonra indirdiğiniz seviye arkadaşlar. Buraya atıyorsunuz. Bu kadar. Sonra kayıtlı oyunu yükle kısmında oyuna girip arkadaşlar onu da göstereyim. Mesela yükledik ya. Oyuna giriyoruz arkadaşlar. Mesela oyuna giriyoruz. Açılsın. Burada mesela buluyorsunuz seviye. Hayatımız oyun ile izleyici poz. Yükle diyorsunuz. Biraz bekliyorsunuz. Bilgisayar hızına bağlı olarak arkadaşlar. Bayağı şey olduğu için biraz yavaş yükleyebiliyor arada. Yüklüyorsunuz, açılıyor seviye arkadaşlar. Herkese iyi oyunlar, iyi seyirler. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.